Selam gençler Farum YouTube kanalına hoş geldiniz. 14. günün 1. dersinin 4. videosundayız. Bu derste mol AKB ilişkisini irdeleyeceğiz. Tamam mı? Bundan bir önceki derste mol kütle ilişkisi demiştik. Aslında bu da bir mol kütle ilişkisi ki zaten mol kütle ilişkisinin altında bir başlık olarak açacağım. Tamam mı? Yine mol kütlenin altına küçük bir başlık olarak şunu ilave etmeni istiyorum. Bağıl atom kütlesi. Hocam farkı ne? Farkı şu. Yani bir önceki derste bir molünün kütlesine bakmıştık. Şimdi ise bir tanesinin kütlesini inceleyeceğiz. Bir mol bir tane demek değil mi hocam? Hayır olur mu? Bir mol dediğin şey şuraya yazalım. Bir mol dediğin şey 6,02 çarpın 10 üzeri 23 tane demek. Şimdi bunun kütlelerini hesapladık. Mol kütle ilişkisi dedik ve gramı kullandık. Şimdi bu kez bir tane atomu inceleyeceğiz. Bir tane. Yani şu kadar taneden çıkıp ta aşağı ineceğiz ise işte bağlı atom kütlesi açığa çıkıyor. Nasıl açığa çıkıyor? Bir tanesinin kütlesi hesaplanamayacak kadar yani tartılamayacak kadar küçük. Bu yüzden atomların, atomların kütleleri başka bir elemente ait atomların kütlelerinin karşılaştırılmasıyla bulunur. Uluslararası kimya birimi olan IUPAC diyor ki karbon 12 izotop atomunu ben referans alayım. Bu karbon 12 izotop atomuna göre diğer elementlerin bir tanesinin kütlesini hesaplayayım. İşte karbona bağlı olarak diğer elementlerin kütlesini hesaplamasına ise bağıl atom kütlesi deniyor. Şimdi bunların kütlesi çok 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 düşük olduğundan dolayı burada gram ifadesini kullanamayacağım. Kilogram zaten gramdan da daha büyük bir ifade. Bunu hiç kullanamam. Tonu hiç 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 kullanamam. Ne olacak? aşağı doğru ineceğim. Hocam miligram hayır olmaz. Daha da aşağı inmem lazım. İşte orada da şöyle bir ifade kullanacağım. Atomun kütlesini hesaplıyorum ya. Atomun kütle birimi. Namı diğer kısaltması AKB. Bir tanenin kütlesini hesaplarken kullandığımız birime biz AKB diyeceğiz. AKB'nin bir tane de şöyle bir tanımı var ve yorumlarda çok karşına çıkar. Bu tanımı da notal. Lütfen. Bir tane karbon izotopunun kütlesinin 1 bölü 12'sine bir atomu kütle birimi yani bir AKB denir. Şimdi bu AKB bir kütle birimi. Nasıl ki gram, kilogram, miligram, ton kütle birimi ise AKB de kütle birimi. Ama çok 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 düşük şeylerde kullanılıyor. Mesela şu an ben bir apartman içerisinde otuyorum. Apartmanın kütlesi ne dersem. Hocam 1 milyon gram mı dersin yoksa hocam sallıyorum 100 ton falan mı dersin. Veya işte... 500 ton mu dersin? Ton ifadesini kullanırsın. Yani 1 milyon ton, 1 milyon gram, 2 milyon gram gibi ifadeler kullanmasın. Ya da işte elime şey alayım. Şöyle bir 2 litrelik bir su alayım. 2 litrelik suyun kütlesi nedir dediğimde neyi kullanırsın kütle birimi olarak? Kilogramı kullanırsın değil mi? Yani hocam 2 kiloya yaklaşık eşittir falan dersin. Tutup da burada tonu kullanmasın. Ton kullanamayacak kadar küçüktür. Ya da şu kapağın sana kütlesini sorsam. Hocam 0,2 kilogram mı dersin? Yoksa hocam işte 2 gram falan mı dersin? Ya da 200 gram falan mı dersin? Sallıyorum. Gramı kullanırsın. Kendisine daha yakın olan birimi kullanırsın. Değil mi? Ton kullanmazsın şunda. 0,003 ton hocam. Böyle bir şey demezsin. Kendisi küçüldü. Madde küçüldü. Birimi de küçülttün. İşte atomda çok 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 küçük olduğundan dolayı birimi küçültüyoruz. O birimin adı da AKB. Hatta AKB o kadar küçük ki 1 gram 6,02 çarpı 23 AKB'ye eşittir diyeceğiz. Tamam mı? Şurada da bak dönüşümleri göstermişim. Tondan kilograma geçerken 1000 kat bir artış var. Kilogramdan grama geçerken 1000 kat artış var. Ama gramdan AKB'ye geçerken şu kadar kat. Bak bu kadar kat o kadar büyük ki açarsan şu şekilde hop şöyle nokta 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 şurada 21 tane sıfır yani o kadar büyük kat geçiş var. Tamam mı? Olay buymuş. Hatta şurada biraz daha detay ineyim mi senin için? Ekstra bilgiler vereyim. Normalde bir tane karbon elementini düşün. Nötr bir karbon elementi. Elektron sayısı 6. Proton sayısı 6. Nötron sayısı 6. Kütle numarası ise proton ve toplamıydı. Kütle numarasını hesaplarken hatırlarsan şeyi dahil etmiyorduk. Elektron. Niye? Çünkü elektron kütlesi çok çok küçük olduğundan dolayı ihmal ediyorduk. Kısaca bu atomun kütlesi ne oluşturuyor? Proton ve nötron. 12 dedik. Tamam mı? Ne 12? 12 ne? Olay şu. Biz diyoruz ki bir proton yaklaşık olarak bir AKB'ye eşit. Aynı şekilde bir proton yaklaşık olarak bir AKB'ye eşit. Tamam mı? O zaman karbonun 6 proton 6 nötrondan kütlenin varsa 12 ise karbonun senin 12 AKB olacak. Olay bu. Sana bir tane karbonun kütlesi ne derse 12 AKB diyeceksin. Bir mol karbonun kütlesi ne derse 12 gram diyeceksin. Gramla AKB arasında fark var. Değil mi? Bir mol demek aynı zamanda 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane demek. Tane karbon demek. Tamam mı? Yani bu kadar tanenin sana AKB cinsinden değerini hesapla derse o zaman şu değerle bu değer NA. NA ile 12 çarparsın. 12 NA çarpı 12 NA AKB eşit olur. 1 mol. Okey. Muhabbet bu. Hocam mesela hidrojen kütle numarası bu. Bir tane hidrojen kaç AKB ederse ne diyeceğiz? 1 AKB mi diyeceğiz? Evet. Başındaki tane ile üstteki kütle numarasını çarpacaksın. 1 AKB. Tamam mı? Sallıyorum yine. İşte ne olsun? Alüminyum 27. Tamam mı? Bir tane alüminyum kaç AKB dersen 1 çarpı 27'den 27 AKB diyeceksin. Hocam 3 tane alüminyum olsaydı. Bir tanesi 27 ise 3 üç tanesi 3 ile çarparak yazarsın. 1 e, 6 81 mi yapar? 81 AKB olacak. Tamam? 1 mol alüminyum deseydi 27 gram olurdu. Gramla AKB çok çok farklı şeylermiş. Hatta 1 gram Na AKB eşitmiş. Tamam? Olay bu işte. Burada örnekler ver, e, vermiş. Demiş ki AKB ile ilgili sorularda veril, verilen mol kütlesinin yanına gram yazılıyorsa bir molü AKB yazılıyorsa bir tanenin kütlesini anlayacaksın. Mesela karbonun 12. Bir mol karbon diyorsa 12 gram. Bir tane karbon diyorsa 12 AKB. Karbondioksit mol kütlesi 44. Bir mol diyorsa 44 gram. Bir tane diyorsa AKB kullanıyorsun. Tamam mı? Evet olay buydu. Şurada da küçük bir cümle var. Bu cümleye de bakalım. Çok karşına çıkmaz ama yine de bilmende fayda var. Bir tane atomun gram cinsinden kütlesine gerçek atom kütlesi denir. Tamam mı? Bir tane atomun gram cinsinden kütlesini nasıl bulursun? Bir bölü işte Na yaparak bulabilirsin. Çünkü bir gram Na AKB eşitti. Değil mi? Geçiyorum. Çok da önemli bir yer değil zaten. Şurada neler var? Örnekler var. Şu örneklere bakalım mı birlikte? Bir tane atomun veya molekülün kütlesi AKB cinsinden belirlendikten sonra oran orantıyla birden fazla sayıdaki taneciklerin kütlesi de bulunabilir. Az önce alüminyumda yaptığımız gibi. Mesela 5 tane sodyum kaç AKB'dir diyor. Ee, kütle numarası 23'müş. 5 çarpı 23'ten dersin ki 115 AKB. Okey. Kaç tane su molekülün kütlesi 54 AKB'dir diyor. Tanesini bilmiyoruz. Bak. X tane H2O H2O'nun kütle numarası kaç? 18. X çarpı 18 tane ile kütle numarasını çarpıyorsun demiştim. 54 AKB'yi vermiş. Her iki tarafı 18'e bölersen 3 tane su molekülünün kütlesi 54 AKB yapar. Peki 54 gram olabilmesi için kaç tane olması lazım dersem ne dersin? 54 gram olması için. 54 gram olabilmesi için 3 mol olması lazım. Tane sorduğundan dolayı mol yerine NA yazarsın. 3 çarpı NA tanenin kütlesi 54 grammış. Okey. Evet arkadaşlar şunlar anlattığım yerler. Soruda, soruya bakacağım şurada. Direkt soruya geçelim. Karışmasın sürekli aynı şeyleri söyleyerek. Örnek 17. Aşağıdaki tanecik sayıları ve kütle dönüşümlerini yapınız demiş. 1 mol magnezyum elementi kaç gramdır diyor. Bir mol'ü parantez içerisinde vermiş zaten 24 gram. Bir tane derse 24 AKB kullanacaksın. Tane çok küçük olduğundan dolayı atomik kütle birimini kullanıyorsun. Bir tane mega atomu kaç gramdır diyor. Şimdi bir molü. Bir molü dediğin şey 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tanesi. Bu kadar tanesi 24 grammış. Tamam mı? Bir tanesi kaç gram derse x dersin. İçler dışlar çarpımdan x çarpı. Şuna avogadro sayısı olarak yazıyorum. Daha kolay yazayım da 24. Her iki tarafı na'ya bölersen. 24 bölü na gramdır bir tanesi. Tamam mı? Gördün mü? Bak bir tane mega atomu 24 AKB iken bir tane mega atomu gram cinsinden yazarsan ne yaptık? NA'ya bölmüş olduk. 6 tane mega atomu kaç AKB'dir? 6 tane diyor. Bir tanesi 24 ise 6 tanesi 24 ile çarp. 6 kere 4 24 2 ile çarptık. 104 mi yapar? Ne 12. 144 mi yapar? Evet. 144 AKB'ymiş. 120 AKB'ye kaç tane magnezyum atomu içerir diyor. X tane Magnezyum atomu. Magnezyumun 24 olduğunu biliyoruz kütle numarasının. X çarpı 24'ten 24 X AKB'dir. Bu 120 hissediyor. Her iki tarafı 24'e bölerim. Tamam mı? 24'e bölersek 12'ye böldüm. 1, 12'ye böldüm. 2, 2'ye böldüm. 1, 2'ye böldüm. 5. 5 tane magnezyum içerirmiş o zaman. Okey. Olay bu. AKB kısaca bir birimdir arkadaşlar. Parantez içerisinde sana şu bilgiyi vereyim de rahat et ezberleme. Sorularda verir zaten. Ben vermeyi unutmuşum. Yukarıdaki maddelerin kütlelerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyor. 2 tane N2 molekülü. Şimdi N14 N2 olduğundan dolayı 28 olacak. Bir tanesi 28. iki tanesi 28 çarpı 2'den 56 AKB mi yapar tane dediği için? 14 NAKB. AKB. Bu 14 AKB'ymiş. Tamam. 1 mol atom içeren. 1 mol atom içeriyorsa Bak iki tane atom var n de 0.5 moldür. Bu molekül atom değil. Bu molekül x mol, x mol N2. 1 mol e, ne kadar atom içerir? 2x mol atom içerir. O da 1'e eşitmiş. Buradan x eşittir 0.5 çıkar. Yani bu 0.5 mol. 0.5 mol dediğin şey de 0.5 çarpı NA tane değil mi? NA tane. AKB'ye çevirecek olursak 0.5 çarpı NA çarpı e, atom kütlesi. 14 yazdığında çok büyük bir AKB yapar. Büyükten küçüğe sıralayacak olursak mol tabii ki çok 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 büyük bir ifade. Sonra bir ardına da 2 mi gelir? Olay bu. Gelelim örnek 19'a. Yukarıdaki maddelerin kütlelerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyor. Oksijen şuraya yazmışız. Şurada oksijen 2 verilecek işte. Şuraya oksijen 16 diyelim. 16 mı yapar oksijen? Evet 16. 6 tane oksijen 6 çarpı 16 yapar. 6 çarpı 16 kaç yapar? 96 mı yapar? 3 tane oksijen molekülü diyor. Birim oksijen 16. 2 tane oksijen olanı da 32. 32 çarpı 3'ten bu da 96 AKB yaptı. 2 tane O3 molekülü diyor. Oksijen 16. 3 tane oksijen var 48. 2 tane dediğinden dolayı 2 çarpı 48'den bu da 96. Hepsinin kütlesi birbirine o zaman nedir? Eşittir. Okey. Geçelim. Başka soruya. Bak örnek 20 var. Diyor ki bu kadar AKB hidrojen atomu içeren CH4 gazı kaç gramdır? Şimdi bu kadar AKB içeriyorsa şunun tanesini biliyor muyuz? Hani şu kaç tane biliyor muyuz? Bilmiyoruz. X tane. Böyle mi yapalım? Yani bunu Farklı farklı yollarla bu soruyu çözebiliriz. İstersek şu akb'yi mole çeviririz. Tamam mı? Mesela bu kaç mol? Bunu bulabiliriz. Molini bulmak için önce grama çeviririz. Deriz ki 1 ee, gram na akb ise şu kadar akb yani 1,204 çarpı 10 üzeri 23 akb kaç gramdır? Deriz. Oran orantıdan Buradan 1,204 çarpı 10 üzeri 23 eşittir x çarpı n a. Her, her, iki tarafı n bölersin. Tamam mı? n dediğin şey 6,02 çarpı 10 üzeri 23'tü zaten. Şunlar götürdü birbirini. x buradan 0,2 çıkar. 0,2 ee, ne? Gram mı? 0,2 gram. Şimdi hidrojenin 0,2 grammış. Gramını buldun. 0,2 gram hidrojen içeriyor. 0,2 gram hidrojen kaç mol demek? Hani hidrojenin şeyi MA'sı buradan N eşittir M bölü MA formülünden N eşittir 0,2 bölü 1'den 0,2 mol demek. 0,2 mol hidrojen içeriyor. Şu 0,2 mol hidrojen içeriyor. Molekülün molünü biliyor musun? Molekülün molünü bilmiyorum. Hidrojenin molünü biliyorum. Molekülün molüne de X diyelim. X mol CH4'te kaç x mol hidrojen var? x çarpı 4'ten 4 x mol hidrojen var. E bu da 0 2 eşitmiş. Her iki tarafı 4'e bölersen x eşittir buradan 0,05 mol çıkar. Molekülün 0,05 molmuş. Molekülün molünü biliyorsun. Gramın artık hesaplayabilirsin. N eşittir M bölü M'den. Buradan N eşittir M bölü M A formülünden. N yerine 0,05 yazdım. M'i bilmiyorum. m a'msa Karbon 12, hidrojen birden toplam 16 yapar. Çarparsam şöyle ee, kaç yapar? 16 ile bu 5 bölü 100 demek. 5 bölü 100 çarpı 16. 5'e böldüm. 1, 5'e böldüm. 20. 2'ye bö şeye bölsem 10'a 2'ye bölsem 10. 2'ye bölsem 8. 8 bölü 10'dan 0,8 gram çıkar. Tamam mı? Sanırsam bunun cevabı anahtarının cevabı anahtarlar kısmında yanlış yazmışım. 08 diye düzeltirsin. Bir sonraki baskıda da ben de düzeltirim. Geçelim 21. soruya. Yukarıdaki maddelerden hangilerinin kütlesi 1 AKB'dir? Şimdi ne yapıyorsun? Tane ile kütle numarasını çarpıyorsun. 1 çarpı 1'den 1 AKB. 1 çarpı 12'den 12 AKB. 1 çarpı 16'dan 16 AKB. 1 olanı soruyor. Yalnız 1 diyorsun. Tamam mı? Geçelim bir başka örnek. Atomun kütleme birimi ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Bir tane karbon atomunun kütlesinin 1/12'si doğru. Bu tanımı bil senin karşısına çıkar demiştim. İşte böyle çıkar. 1 gram diyor. Hayır, bir tane. 1 mol diyor. Hayır, bir tane. Bir tane link olacak cevabın yine yalnız 1'di. AKB bu arkadaşlar. Başka da bir şey değil. Tamam mı? Bir de çok e, lüzumsuz bir yer daha var. Yine de bilmen de fayda var. Yani müfredatta var anlatmam gerekiyor. O yüzden kısadan değineceğim. Bir de izotop atomlarla e, ortalama atom kütlesi diyor. Bu nedir? Şu tanımları bir okuyayım. Hani çok üstün körü de geçebileceğim bir yer. Zor da bir yerdeyiz zaten. Basit bir formülü var. Proton sayıları aynı nötron sayıları farklı olan atomlara biz izotop atomlar diyoruz. İzotop atomların atom numaraları aynı kütle numaraları farklıdır. Bunları zaten ikinci üniteden biliyorsun bir elementin kimyasal özellikleri proton sayısına bağlıdır. Nötr Nötrizotopların proton sayıları aynı olduğu için kimyasal özellikleri de aynıdır. Nötron sayıları farklı olduğundan dolayı bazı fiziksel özellikleri farklı olur. Hemen hemen bütün elementlerin doğal izotopları vardır. Elementler doğada izotoplarının karışım halinde bulunur. Aşağıdaki bazı e, tabloda bazı elementten doğada bulunan izotopları ve bunların bulunma yüzdeleri verilmiştir diyor. Tamam mı? Mesela hidrojen. Hidrojen genelde kütle numarası 1 olan bulunmuş. Doğada %99.9 985 oranda Ama haricinde ise işte şey döteryum da bulunabiliyor. İki e, kütle numarası ya da nötron olan hidrojene döteryum deniyordu. Tamam mı? Karbon 12 olarak da bulunur. 13 olarak da bulunur. Klor 35 olarak da bulunur. 37 olarak da bulunur. Doğada bulunma yüzdeleri. Mesela bakırda doğada 63 e var. 65'i de var. Hatta 65'i %30 oranda. Bayağı büyük bir oranda bulunuyor. Şimdi Doğada bazı element izotoplarının karışım halinde bulunduğundan elementlerin ortalama kütlesi kullanılır. Mesela periyodik tabloya bakarsan elementlerin sol üst köşesinde yazan kütle numaraları virgüllüdür. Virgüllü olmasının nedeni ortalamaları alınır. Tamam mı? Ortalama salındığından dolayı o virgül gelir tam sayı gelmez. Bak periyodik tabloya oradaki elementlerin virgüllerini görürsün. Ortalama tam kütleleri izotopların doğada bulunma yüzleriyle kütleler çarpımı sonucu elde edilir diyor. Formül şu. Birinci izotopun kütle numarası çarpı doğada bulunma yüzdesi artı ikinci izotopun kütle numarası çarpı doğada bulunma yüzdesi. Üç tane izotopu varsa yine kütle numarasıyla doğada bulunma yüzdesini çarparsın. En sonunda yüze bulursun, bölersin ki buna da ortalama atom kütlesi denir. Hocam bu formül kafamda bir şey canlandırmadı. Şöyle göstereyim ben sana. Örnek 23'e bak. Klor elementinin doğada klor 35 şey var. %75 oranında bulunuyor. Bir de klor 37'si var. O da %25 oranda bulunmaktadır diyor. Ortalama atom kütlesi nedir dedi. Şunu yapacaksın bak. Ortalama atom kütlesi eşittir. Kütle numarasıyla doğadaki yüzdesini çarpacaksın. Sonra artı diyeceksin. Kütle numarasıyla şurası 37 çarpı doğada bulunma yüzdesi 25. Başka varsa devam ettirirsin fark etmez. Böyle diyorsun 100. Formül bu. Ortalama atom kütlesini böyle buluyorsun. Bak bu işlemi devam ettirelim. 25 parantezini alırsak ne yapar? 35 çarpı 3 artı 37 bölü 100 mi yapar? Devam ettiriyorum. 25'e böldüm. 1 25'e böldüm. 4 3 ile 35'i çarpsam 105 artı 37 bölü 4 142 bölü 4 2'ye böldüm. 2 2'ye böldüm 71. 71 2'ye böl e, 2 2'ye böldüm 1. 71 2'ye bölersem de 35,5 buçuk yapar? He, bunun ortalama atom kütlesi 35,5'muş. Tamam mı? E, ortalama atom kütlesi de böyleydi. Bu dersin de sonuna geldik. E, diğer derste artık molle alakalı son ilişkimiz olan kütle pardon, mol hacim ilişkisini inceleyeceğiz. Mol AKB ilişkisi bu şekildeydi. Şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.